Şimdi sırada peynir helvası var. Bunların hepsi sanırım peynir helvasının yapılışı için kullanılacak, evet, değil mi? Evet. Bunu da mı yapıyoruz? Evet, onu da yapıyorum. Yusuf Usta, nasıl başlıyoruz bunu? Şimdi önce suyumuz kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra şeker ilave edeceğiz. Suyumuz da kaynamaya başladı zaten. Evet. Şekerini ne kadar attık? Yani şöyle söyleyelim, 1 kilo irmiye 1,5 evet. kilo şeker, 2 kilo su. Orantı bu. Çok önemli. Peynir de yarım kilo ile 1 kilo arasında kişinin kendi şeyine göre, damak lezzetine göre değişir. Anladım. Malzemenin kalitesi çok önemli. Hı. Mesela bizim peynirimiz özel bir peynir. Hayır. Gösterelim mi peynirimizi? Tabii ki. Buyurun. Tabii ki. Evet, şöyle bir göstermek istiyorum efendim peynirimizi. Bu peynir aslında bizim Adıyaman. Böyle markette çeçil diye, o değil mi? Hayır, Adıyaman peyniri. Biz özel yaptırıyoruz. Özel yaptırıyorsunuz. Çeçil peyniri, evet, aynen. Nisan ve Mayıs aylarında o keçilerin, hayvanların yediği otlardan, en güzel elde edilen peynir, o dönemde aynen. elde edilen peynir. Aynen. Tabii ki. Tereyağım da aynı şekilde ilk otlardan oluşan yağdır. Biz ilk etapta onu alırız zaten, onu kullanırız. Çok güzel, tereyağı değil mi? Tatlılarıma tabii. Yalnız ilk bu biraz... Otlar. Bu özel bir tereyağı değil mi? Tabii, bir kokulu bile değil, mis gibidir. Vakit kaybetmeden Yusuf Usta'm, önce irmiği atıyoruz herhalde. Yani, bunu yavaş yavaş pürelenmesin diye, böyle top top olmasın diye yavaş yavaş aktarıyoruz. Peynir helvasında diğer helvalardan farklı olarak irmik şerbetin içine atılıyor. Şerbetin içinde yavaş yavaş kaynayan irmik pişmeye başladı bile. Helvamız toparlanmaya başladı. Hı-hı. Şimdi peynirini ilave edeceğiz. En önemli noktası burası. Şimdi geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere. Aynen. Ben usta alın teri döktüğü zaman anlıyorum ki evet, bu iş olmuş. Şu anda da Yusuf Usta maşallah ter dökmeye başladı. Aynen. Peyniri alalım Filiz Hanım isterseniz. Evet. Peynirimiz geliyor. Peynirimiz şu anda helvanın içerisine dahil olmak üzere. İyice pişen irmiğin içine ilave edilen peynir irmikle kaynaşıyor. Bunlar içinde eriyecek değil mi? Kendini evet. çekecek. Eriyecek mi, özdeşleşecek? Of of of! Bu nedir? Heh, tereyağı koyuyoruz içine. Tereyağı. Evet. Tereyağımızı da atıyoruz içine değil mi? Tadı da gelsin. Oo, şuraya da biraz alalım Filiz Hanım. Nefis kokular gelmeye başladı burnuma. İlk bakışta helvanın içinde ne işi var peynirin diyebilirsiniz. Ama inanın bana, tadı muhteşem olacak. Siz de buyurun bir kaldırın. Of. Efendim, çok vazgeçemeyeceğim kuvvetli. Bir tat peynir aynen. helvası. Gördüğünüz gibi burada da hazırlanışını görmüş oldum ustam. Ellerine sağlık gerçekten. Memlekete yaparsınız. İşte sonunda helva tam kıvamına geldi. Ustamız artık helvayı servise alıyor. Peynir helvası yanında dondurma ve Antep fıstığıyla servis ediliyor.